Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık nefis bir börek tarifim var. Baklavalık yufkadan yaptığım bu tarif oldukça pratik. Üstelik çıtırlığını uzun süre koruyor. Muhteşem tadında olan bu böreği herkese tavsiye ederim. Özellikle çat kapı gelen misafirleri için birebir. Çok kolay ve hazırlaması zevkli olan bu çıtır çıtır böreğimizde hangi malzemeleri kullanmışız bir görüp sonrasında bu ürün yapmaya geçelim. Üç tane haşlanmış iri patates, 200 gram krem peynir, çok az ince doğranmış maydanoz, 400 gram baklavalık yufka, 100 gram eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı 90 ml sıvı yağ, 1 tane yumurta, beyazı harcın içine karıştırılacak, sarısını üzerine sürmek için ayırdık. Öncelikle 5 tane haşlanmış patatesi çatalla püre halini alana dek eziyoruz. Tabi çatalla ezmek yerine rendeleyebilirsiniz. Ezdiğimiz patatesler püre halini alınca üzerine 200 gram krem peynir, çok az ince doğranmış maydanoz, 1 tane yumurtanın akı ve malzeme listesinde saymayı unuttuğumuz 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip eklediğimiz bütün malzemeler birbirine geçene dek karıştırıyoruz. Siz damak zevkinize göre tuz oranını azaltıp çoğaltabilirsiniz. İsterseniz peynir patates yerine farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Erittiğimiz 100 gram tereyağının üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Sonrasında baklavalık yufkadan 2 tanesini alıp diğer yufkaların üzerini kurumaması için temiz bir bezle kapatıyoruz. Aldığım yufkanın tekini serip üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımı her tarafına gelecek şekilde göz kararı sürüyoruz. Diğer ayırdığımız yufkayı da üzerine serip yine aynı şekilde yağ sürüyoruz. Uç kısmına bolca hazırladığımız harçtan bırakıyoruz. Rulo yaparak sarıp istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, börekleri hazırlaması oldukça kolay. Sadece her iki yufkayı da yağlayıp patates ve peynir karışımlı harçtan bırakıp yuvarlayarak sarıyoruz. Sonrasında da kesiyoruz. Ama diğer yufkaları her seferinde üzerine örtmeyi unutmayalım ki kuruyup kırılma yapmasın. Böreklerin tamamını bu şekilde hazırlayınca pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Yufkalara sürdüğümüz yağın geri kalanının içine ayırdığımız yumurta sarısını ekleyip çırpıyoruz.
ve böreklerin üzerine sürüp çörek otu ile süslüyoruz. Böylece fırına vermeye hazır hale geliyor. ...180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz. Tabii her fırının pişirme süresi farklı oluyor. Siz fırınızın pişirme süresine göre derecesini ayarlayın. Nar gibi kızaran çıtır çıtır börekler servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.